Kral Şarker'in toplayıp Andrea Dorian'ın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Düşmanın tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yekunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Hünkârım, reislerimi baştardama çağırdım. Hepsiyle müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkârları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi düşman bizden sayıca üstündü. Ancak bu üstünlük benim için bir felaket değil, Allah'ın bir lütfuydu. Beni asıl endişelendiren rüzgardı. Eğer rüzgar kesilmezse düşman kalyonları bize karşı hareket üstünlüğü kazanacaktı. Hasan! Hasan! Emredin paşam. Bulabildiğiniz bütün kağıtlara yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazın. Ardından hepsini dualarla geminin iki tarafından deryaya atın. Durma oğlum! Bütün kadırgalara haber yollansın. Rüzgarın durması için Yüce Rabbime dua edeceğiz. Barbaros. Şimdi işi bitti Barbaros'un. O koydan hiç çıkmayacaktı. Yüzen kalelerimizle ezip geçeceğiz onu. Tanrı'nın izniyle. Barbaros ve donanması bugün denizin dibini boylayacak. Allah'ım, bugüne kadar göstermiş olduğun lütuf, merhamet ve inayetini bugün de bize nasip eyle ya Rabbim. Kafir bozgunu uğratmayı bize nasip et. Reislerim, Leventlerim, şükürler olsun Yüce Rabbim sesimizi duydu. Dualarımızı kabul etti. Asılın kürekleri yiğitlerim. Geçsin topların başına. Geçsin ki bu kafir Haçlı donanması Yüce İslam ordusunun kahredici kudretinin ışmını uğrasın. Havanın dönmesiyle düşman kalyonları bir anda açık hedef oldu. Bu bize hareket üstünlüğü sağladı. Ben donanmamın bütün filolarına, hatta her kadırgaya hakimdim. Andrea Doria ise değil filolara, kanatlara bile hakim değildi. Diğer üstün tarafımız ise toplarımızdı. Top menzillerimiz düşmaninkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor, kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor, fakat hiçbir şey yapamıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Ancak iş işten geçmişti. Kafir donanmasının çoktan belini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyor. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca Doria
ricat etmeye mecbur kaldı. Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Dorya bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Dorya donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandık hünkârım.